Batı entelektüel tarihinde Orta Çağ hep bir muamma olarak kalmıştır. O dönemde Avrupa barbarlara teslim edilmiş, antik düşünceye sırt çevrilmiş, Yunan bilimsel ve felsefi düşünce biçimi tamamen kaybolmuştu. Ardından bu yüzyılın uğradığı o garip bellek yitiminden sonra büyük bir dönüşüm sonucu Avrupalı entelektüeller arasında eski düşünce geleneği yeniden ortaya çıkar ve yaygınlaşır. Bu yeniden diriliş nasıl mümkün olabilmişti? Antik düşüncenin hazineleri daha önce neden bu denli kabul görmemiş ve geliştirilmemişti? İşte bu muammayı çözmek için Bagat el-Nadi ve Adil Rıfat bizlere zaman içinde bir yolculuk öneriyorlar. Bağdat'tan Mekke'ye, Kahire'den Fes'e, Kordoba'dan Semerkant'a kadar. Tıp ve sağlık merkezleri Roma İmparatorluğu döneminde yaygındı. Hastalar Hipokrat, Galenos ve benzeri büyük tıpçıların reçeteleriyle iyileştirilirdi. Roma İmparatorluğu'nun dağılışıyla birlikte Yunanca, Latince ya da Sami dillerinden birini konuşan büyük bilginler çalışmalarını devam ettirebilmek için özellikle Pers topraklarına yerleşirler. Elbette kendileriyle birlikte bilimi de oraya taşırlar. Şu anki İran'ın güneydoğusunda yer alan Gundişapur kenti bir süre sonra çok kültürlü bilimsel danışma merkezi haline gelir. Burada Yunan, Sami, Pers, Hint ve İbrani kültürlerini yansıtan birçok bilgin toplanır. Ambasi halifeleriyle birlikte İslam bilginin yolunda hızla ilerlemeye başlar. Gastritten muzdarip Halife el-Mansur kendisini iyileştirmesi için Gundişapur'da çalışmalarını sürdüren Hristiyan asıllı İbn-i Cibrahi'yi çağırır. Daha sonra Cibrahi'nin oğlu Harun Reşid'i tedavi edecektir. Ve bu ailenin diğer 12 üyesi 8 kuşak boyunca halife ve ailelerini tedavi eder. 9. yüzyılın başında Halife el-Memun, bilgelik okulunun başına Hristiyan bir tarihçi olan ve tıp konusunda birçok değerli kitap yazmış olan Yohana İbn Massavi'yi getirir. Bir diğer Hristiyan mütercim ve hekim İshak bin Huneyn, o dönemde bilinen birçok tıbbi eseri Arapçaya ve diğer Sami dillerine çevirir. Bu çevirilerin hemen hemen yarısı Aristo çevirileridir. Bu noktada kendisi Arap dilinin bilimsel sözcük dağarcığını geliştirmesinde büyük rol oynar. Arap tıbbının belki de en büyük başarısı Yunan tıbbını daha da geliştirmesi ve bu sayede Rönesans'ın yolunu açmış olmasıdır. Araplar sayesinde 8. ve 14. yüzyıllar arasında büyük bir aşama kaydedildi. Onlar önce Yunan tıbbını aldılar ve onu her yönüyle incelediler. Daha sonra onu geliştirdiler. Böylece onların sayesinde Rönesans, Galenos'un, Hipokrat'ın ve buna bağlı olarak Yunan-Roma tıbbını keşfetti. Tıbbın 9. yüzyıldan itibaren büyük bir atılımla gelişmesinin en büyük nedenlerinden biri, İslam kültürü içinde böyle bir ihtiyacın doğmuş olmasıdır. Zira onlar ruhu olgunlaştırmanın bedeni iyileştirmekten geçtiğine inanırlar. Ancak beden onlar için daha çok dünyevi olanı simgeler. Buna karşın bedenin sağlıklı tutulması aynı zamanda ruh sağlığının da korunması anlamına gelir. Onlar her ne kadar bunu bir inanç için yapsalar da temelde insan bedeni Allah'ın bir lütfudur. Bedenin her bir bilinmeyeni yine Allah'ın büyüklüğünü gösterir. Bu durumda onu yansıtan bir varlığa özen gösterilmesi gerekir. Bu noktadan hareketle Müslümanlar soyut dünya ile somut dünya arasında bir tür bağ kurarlar. Aynı şekilde fizikle psijik, görünenle görünmeyen arasında da
aynı bağ kurulur. Sonuçta insan bedeniyle evrenin bir parçası olduğu kadar ruhuyla da bilinmeyen diğer evrenin bir parçasıdır. Kendini tıbba, bir bilime ya da topluma adamış Müslüman bir insan, karşısındaki insanın ilkelerine ve düşüncesine saygılı olmak zorundadır. Bu kişi hasta da olabilir, sağlıklı da. Özellikle yaşlılıkta hastalanan insanlar her zaman topluma kazandırılmalıdır. Orta çağda Avrupalılarla Müslümanların hastaya bakışları aynı değildi. Müslümanlarda bir hasta ne olursa olsun toplumdan soyutlanamazdı. Bu aynı hasta toplumun kabul ettiğiydi. Burada sözü edilen hasta sadece baş ağrısı, kırık çıkık ve benzeri hemen iyileştirilebilen basit hastalıklara ait kişiler değil, aynı zamanda cüzam ya da akıl hastalığı olan hastalardır. Yani onlar da topluma kazandırılmalıdır. Bir başka deyişle, Müslümanlar için delilik ya da cüzam, topluma entegre olmayı engelleyen bir etken değildi. Hatta İslam'da bir inanca göre, deli olduğu düşünülen kişilerin, aydınlanmış kişiler olduğu öne sürülür. Ve bu kişiler, saldırgan olmadıkları sürece, toplum içinde özgürce yaşayabilirler. Arap tıpçıları Avrupa'dakinden çok daha farklı yöntem ve anlayışlara sahipti. Onlar bir hastayı tedavi ederken hastayı her anlamda sosyal bir birey olarak ele alırlardı. Yani kişinin yaşadığı ortamı ve ilişkilerini de göz önünde bulundururlardı. Kadın ve erkek farklı yapılara sahip olduğu için farklı açılardan tedavi edilirdi. Hatta erkek olup da farklı bölgelerden olanlar bile aynı yöntemle tedavi edilmezdi. Onlara göre bir doktor, hastaya acı çektiren tüm parametreleri ortaya çıkarıp, ona göre tamamen kişiye özel bir tedavi yöntemi geliştirmeliydi. Bir kişi aşık olunca onun yaşadığı bedensel değişimler dikkatlerini çeker. Bu elbette bir tür aşk hastalığıydı. Örneğin umutsuz bir aşık ağlar, yatağa düşer, benzi solar, hatta vücudunda değişik yaralar bile çıkabilir. Bu durumda ruhla beden arasında bir ilişki olmalıydı. Çünkü fiziki hiçbir etken yok ortada ama sonuç tamamen fiziksel. O halde tüm bunların kaynağının kalpte olması gerekirdi. Onlar da bunda karar kılarlar. Çünkü onlara göre kalp, insan duygu ve tutkularının kaynağıdır ve bundan doğrudan etkilenmektedir. Ama bu bir anlamda çok kısır bir teoriydi. Çalışmalar sürdükçe yavaş yavaş işin içine beynin girdiğini saptarlar. Çünkü aşk duygusunun dışında hassasiyet ve benzeri duygular da söz konusuydu. Ve bu çok daha güçlü bir kaynaktan çıkıyordu. Beyin incelenmeye başladığında umutsuz aşk duygusunun önce beyinde sonra tüm bedende tepkime sonucu bir hastalığa neden olduğu anlaşıldı. Araplar elde ettikleri tüm bulguları detaylı bir şekilde inceleyerek klinik vakalar üzerinde uzun uzun düşünürler. İşte bu çalışmalar sonucu ilk hastaneler ortaya çıkar. Hastane Arap uygarlığının kazandığı en büyük değerlerden biridir. Hastaların bulunduğu bölümlerin yanında, ayakta tedavi merkezleri ve eczaneler de toplu halde ortaya çıkan bir kurumun ilk örneklerini sunar. Bu hastanelerin bir bölümü de, yaşlılık yüzünden ailesi tarafından bırakılmış ya da kimsesi olmayan insanlara sığınaklık yapar. Sonuçta tüm birimleriyle hastaneler, tıp biliminin danışma, kuram geliştirme ve uygulama alanları olur. Bilinen hastanelerin en eskisi 800 yılına doğru Harun Reşit tarafından yaptırılmıştır. Bu hastaneyi 10. yüzyılın başında yapılan diğer 5 hastane takip eder. Bu hastanelerde daha o dönemden itibaren kadın hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, ateşli hastalıklar, ölümcül hastalıklar ve sinirsel hastalıklar birbirinden ayrı branşlar olarak ele alınır ve farklı bölümler açılır. Bimaristan belki de bir dönem İslam aleminin hastalık ve
tedavi yeri konusundaki fikrini en iyi ortaya koyan sözcük. Bimar hasta demek, istansa yer anlamına gelir. Günümüzde bu sebeple Özbekistan, Türkmenistan ve benzeri yerlerde bu sözcük geçerliliğini hala korur. İslam aleminin insanlığa kazandırdığı hastanelerde önce giriş bölümü dikkat çeker. Hastaneye girişte hemen bir kontrolden geçersiniz. Eğer ciddi bir hastalığınız yoksa küçük bir tedaviden sonra evinize geri dönersiniz. Eğer hastalığınız geçmez ve ikinci defa hastaneye gelirseniz bu defa buraya alınırsınız. Burası öylesine güzel bir yer ve öylesine çarpıcı bir mimariye sahiptir ki buraya giren her hasta önce kendini huzur dolu bir ortamda hisseder. Burası az da olsa ona acılarını unutturur ve hastalığının verdiği kederden uzaklaştırır. Bu bölümün bir kısmı değişik galeriler, küçük havuzcuklar ve kubbelerinde delikler bulunan bir tabanla dekore edilmiştir. Çok eski çağlardan beri süregelen bir gelenek doğrultusunda maksat içeriye sadece güneş ışığının girmesini sağlamak. Hastalar burada kalır ve aydınlık, temiz, güneşin hissedildiği bir ortamda doktorlarca tedavi edilirdi. Bu anlamda Avrupa'daki hapishane benzeri yerlerden tamamen farklıydı. Hatta batıda bir yatakta 5 hasta yatabiliyor. Üstelik her tür hastalık için aynı salon kullanılıyordu. Burada bir de müzik vardır. Suyun müziği, bitkilerin müziği, kuşların müziği. Bütün bunlar son derece yumuşak bir tondadır ve sinirleri yumuşatıcı etkiye sahiptir. Ve bütün bunlar bedene, insana enerjisini yeniden bulmasında yardımcı olmaktadır. Hastalığın tedavisinde son aşamaya gelindiğinde sadece dinlenme söz konusu olurdu. Hastalar bir süre evlerine dönmeden önce dinlenirlerdi. Hatta Araplarda hastaneler tamamen ücretsizdi. Çünkü maksat hastayı topluma yeniden kazandırmaktı. Bu anlamda ona biraz para ve temiz elbiseler verilip evine gönderilirdi. Bu gelişmelerle birlikte bazı eski hapishaneler hastaneye çevrilir. Özellikle Irak içinde birçok hastane kurulur. Bu hastaneler ücretsiz olarak hizmet verir. Yine en büyük hastanelerden biri de Şam'da inşa edilir. Bunun dışında Mekke'ye de büyük bir hastane inşa edilir. Bimaristan adı verilen bu hastanelerin günlük harcamaları halifeler tarafından bir dizi vergi sistemiyle karşılanırdı. Kent içinde yer alan butik, hamam ve benzeri ticari işletmelerle tarım gelirlerinden bir miktar vergi alınır ve doğrudan hastanelere aktarılırdı. Hastanelerin bu durumu bir bakıma Kur'an'da belirtilen ve ismine şeriat adı verilen bir dizi İslami kurala uygundu ve söze edilen dini kurallara yanıt veriyordu. Hastaneler her yönüyle İslam'ın en parlak zaferlerinden biri olur. Endülüs'teki hastaneler tıp kurumunun en ileri düzeyini oluşturur. İslam'ın tıp alanında yaptığı bu inanılmaz devrim, daha sonra Batı Rönesansı ile birlikte gelişecek olan tıbbın da hazırlayıcısı olacaktır. Tıbbi uygulamanın en temel aşamalarından biri de teşhistir. Hastanın tüm şikayetlerini yazarak kaydetmek, o hastalığın teşhisini kolaylaştırdığı gibi, genel anlamda da tıp sanatına büyük katkılarda bulunur. Hastanın durumu doktorlar tarafından gün be gün büyük bir özenle kaydedilir. Bu sayede tutulan notlar bir hastalığın her tür aşamasını da gösterdiği için iyileştirme adına büyük kolaylıklar sağlar. Aynı zamanda bu notların oluşturduğu kaynaklar geleceğin doktorları için dev bir referans olur. İslam dünyasında derlenen ve yazılan, daha sonraları Batı'da da büyük oranda kullanılan temel tıp kitaplarının çoğu Al-Razi tarafından derlenir. Daha çok Rasis adıyla bilinen bu bilgin, yazmış olduğu Kitabül Havi adlı eserinde örnek alınması gereken bir dizi klinik tedavi yöntemine yer verir. Antik Yunan tıpçılarının hepsini çok iyi bilen bu bilgin, onların teorilerini olabilecek en ileri düzeye taşır. Bu bilgin, her tür hastalığı kendi içinde
çok farklı verileri birbirine bağlantılı olarak değerlendirip son olarak kendi fikrini ortaya koyar. Ancak hiçbir zaman otoriter bir argüman kullanmaz. Doktorlar imparatorluğun dört bir köşesini gezebiliyorlardı. Kordoba, Mekke, Şam, Bağdat ve Semerkant'ı dolaşan doktorlar birbirlerine kendi deneyimlerini aktarıp tıp biliminin hızla gelişmesine yardımcı olurlar. Bu doktorların en büyüklerinden biri de İran kökenli Al-Razi dışında Orta Asya kökenli İbn Sina'dır. Özbekistan'ın Buhara kentinde onun adına açılmış bir de müze bulunmaktadır. Tıp bilimine yaptığı katkılar nedeniyle evrensel bir üne sahip olan İbn Sina, Batı ansiklopedilerine Arap tıbbını sistematize eden ve bilimsel yönünü artıran bilim adamı olarak geçer. 12. yüzyılda Latince'ye çevrilen İbn Sina, 17. yüzyıl sonuna dek Batı tıbbına tamamen hakim olacaktır. Onun başarısı, dağınık halde bulunan tıp kaynaklarını bir araya getirmek olmuştur. Ancak bunu yaparken Yunan, Pers, Sami ve Arap kaynaklarını ustaca harmanlayıp kendi deneyim ve gözlemlerini de bu hazineye eklemiştir. Tıbbın insan bedenini inceleyen bir bilim olduğunu söylüyorum. Amacı, insan hastaysa sağlıklı haline geri döndürmek, sağlıklıysa hasta olmasını engellemektir. Bu, insan ölene dek devam etmelidir. Effectivement, essayer de construire un enseignement de la médecine d'une certaine manière, de rassembler tout de manière didactique. İbn Sina, her türlü tıp bilgisini bir araya toplamayı, bununla da bir tür eğitici başvuru kaynağı oluşturmayı amaçlamıştı. Oluşturduğu didaktik kaynak, ilk bakışta biraz karmaşık görülebilir ama içine girdikçe bunun çok iyi düzenlenmiş olduğu fark edilir. Özellikle ilk 5 kitapta yapılan sıralamada ana başlıklar ve bu başlıklara ait alt başlıklar görülür ki bunların her biri tıbbın branşlarına karşılık gelir. Birinci kitap genel bilgileri içerir. Özellikle fizyonomi ve anatomi konusunda temel kuralları ortaya koyar. Bu bir tür basit uygulama kitabı formatındadır. Özellikle bu mesleğe yeni başlayan doktorların bilmesi gereken temel şeyleri içerir. İkinci kitapsa temel ilaçları gösterir. Mineraller, bitkisel ilaçlar gibi. Bunlar hastanın ilk elden sağlığını korumak ya da hasta olunca eski sağlığına dönmesi için kullanılan basit ilaçlardır. Araplar tıpla eczacılığı birbirinden ayırır. Farmakoloji tamamen ayrı ve otonom bir bilim olmak zorundaydı. 11. yüzyıldan itibaren Şam'da birçok eczane açılır. Daha sonra Endülüs'te sadece farmakoloji alanında çalışan ve eğitim gören gruplar ortaya çıkar. Hastanelerde açılan eczanelerse yine sadece eczacı olan bir şef tarafından yönetilir. Ona da eczacı şeyh adı verilir. Onun tek işi ilaçlardır. Arap dünyasında farmakoloji konusunda bizden çok daha avantajlı bir durum söz konusuydu. Değişik bitkilerden ilaç elde edilmesi sadece onların coğrafi konumlarıyla açıklanamaz. Politik konumları gereği içlerinde çok sayıda yabancı kökenli bilgin barındırıyorlardı ve onlar Yunan kaynaklarında söze edilen ilaçları biliyorlardı. Bu açıdan oldukça çeşitli bir ilaç elde etme yöntemine sahiplerdi. Hatta bazı Yunan düşünürlerinin ilaç tarifleri doğrudan Araplar tarafından kullanılmıştır. Ama aynı zamanda İran ve Hindistan'dan gelen miraslar da söz konusuydu. Bu nedenle Arapların elinde ilaç elde etmek için kullanılacak hatırı sayılır bir botanik hazine vardı diyebiliriz. Aynı dönemde Kordoba'da Ebu'l-Kasım el-Zahavi
cerrahi ve cerrahi araçlar konusunda büyük atılımlar yapar. Batı dünyasında Abulkasis olarak tanınan Ebu'l-Kasım el-Zahavi, çok yaygın olarak kullanılan cerrahi araçların mucididir. Bu konuda bir de kitabı vardır. Kitabının son bölümünde, özellikle son 3 bölümde, tamamen ameliyat konu edilir. Burada konu edilen ameliyat, her alanda yapılması gereken ameliyatlardır. Jinekolojik ameliyat, kulak-burun-boğaz ameliyatları, göz ameliyatları ve diş ameliyatları. Zahavi yaklaşık 200 ameliyat malzemesi keşfeder. Burada makinelerden söz etmiyorum. Söz konusu olan günümüzde artık müzelerde görebileceğimiz ameliyat aletleridir. Elbette bu aletlerden bazıları geliştirilerek günümüzde bile kullanılmaktadır. Ebu'l-Kasım Zahavi'nin geliştirdiği aletler, döneminin en çok kullanılan ameliyat aletleri olur. Avrupa'da da bu aletler uzunca bir zaman hiç değiştirilmeden kullanılır. Örneğin sargı bezi bile Araplardan ödünç alınır. Bunun dışında ip şeklinde kesilen deri parçaları çok sağlam ameliyat araçları olarak kullanılır. Zahavi, dahili ve harici ameliyatlar için ayrı ayrı araçlar keşfetmiştir. La douleur est aussi vieille que l'homme. Ce dernier a toujours essayé d'expérimenter. Acı da insan kadar eskidir. Son dönemde acıdan birikmiş bir deneyim olarak yararlanılıp çözüm geliştiriliyor. Acıyı dindirmek için kullanılan ilaçlar da deneyime bağlı olarak gelişti. Özellikle bitkisel ilaçlar çok gelişti. Ama şu hiç unutulmamalı ki bitkisel tedavi yöntemini en geniş anlamda Araplar kullanmıştır. Özellikle ameliyat sırasında anestezi uygulaması ilk Araplarda başlamıştır. Anestezi için beyazlaşana dek karışım emdirilen ıslak bir sünger kullanılırdı. İçinde afyon dahil uyku getirici tüm bitki özlerini içeren bir karışımdı bu. Sünger hastanın burnuna konduğunda hasta hemen bayılıyor ve bu andan itibaren ameliyata başlanıyordu. Hasta ise hiçbir acı hissetmiyordu. Araplar aynı zamanda teşrihi de kullanmışlardır. İnsan bedeninin detaylarını gösteren teşrih, cerrahinin temelini oluşturur. Cerrahlar herhangi bir ameliyat gerçekleştirmeden önce insan bedenine ait anatomiyi bilmek zorundadırlar. Araplar öncelikle eski uygarlıklar tarafından yanlış anlaşılan insan anatomisini yeniden ele alırlar. Buna bir örnek vermek gerekirse, üst çene buna iyi bir örnek teşkil edebilir. Eskiler sadece üst çenenin birbirine bir tür lifle bağlı iki ayrı parçadan oluştuğunu düşünüyorlardı. Abdüllatif el-Bağdadi, Galenos'a da dayanarak bunun tam tersini söyler. Üst çene bölümünün tek olduğunu, buna bağlı olarak gözün ve kulağın aynı parça içinde yer aldığını ileri sürer. Üzerinde birçok farklı organın bulunduğu üst çene, tek bir parçadan oluşuyordu. İbn-i Nafis de küçük kan dolaşımı hakkında oldukça ilginç bilgiler ortaya koyar. O bazı noktalarda İbn-i Sina ve Galenos'un söylediklerine bazı açılardan tezat oluşturacak şeyler söylese de epey yeni bilgiler ortaya çıkarmıştır. Ona göre kalpteki iki karıncık arasında bir çeper bulunmaktadır. Yine ona göre iki karıncığı birbirinden ayıran bu çeper hiçbir geçişe izin vermez. Anatomi konusunda onun hatalı olduğu birçok şey var. Bence ameliyat amaçlı anatomi incelemesine geri dönsek iyi olur. Araplar kadavra inceleyerek bu konuda bir şeyler öğrendiler. Evet ama buna dinen karşı çıkanları nasıl susturdular? Elbette bu konuyu şiddetle eleştirenler vardır. Özellikle Püritenler. Ama doktorlar çok ayrıcalıklı bir sınıf oluşturuyorlardı.
Onlar sultanlara her zaman çok yakın durmuşlardır. Bu nedenle bilim adına istedikleri her şeyi yapabiliyorlardı. İbn-i Nafis eğer bir insan kadavrası incelememiş olsaydı, iki kalp karıncığı arasındaki zarın varlığını nasıl öğrenebilirdi? Tıp bir disiplin olarak Araplara oranla Batı'ya çok daha geç gelir. Aynı şekilde cerrahinin de Avrupa'ya gelmesi için aradan çok zaman geçmesi gerekecektir. Her şeye karşın 13. yüzyılda kilisenin karşı çıkmalarına rağmen bu gerçekleşir. Haçlı seferlerinde yaralanan binlerce asker Arap doktorlar tarafından iyileştirilir. Bu durum gerçekten ilginç bir paradigma ortaya çıkarır. Arapların Suriye'yi geri almasından sonra Avrupa'ya dönen Haçlılar Papa 3. Innocentus'tan kendilerine Araplarınkine benzer bimaristan yani hastane yaptırmasını isterler. Arapların bimaristanlarının tersine Avrupa'da kurulan hastaneler hiçbir soruna çözüm getirmeyecek düzeyde kötü inşa edilir. Her tür hasta aynı salonda hiçbir teşhis yapılmadan tutulur. Avrupa hastanelerinin de doğudaki gibi tam bir tedavi merkezi olması için 14. yüzyılı beklemek gerekecektir. Bu dönemde hiç olmazsa hastanelerin eski hapishane görünümü biraz değişir. Araplar çok tanrıcılıktan, tevhidi inanca geçtikten sonra dağınık haldeki kavimlerin de birleşmesiyle dev bir imparatorluk kurmuş ve bu imparatorluk bilim ve felsefenin her alanına ilgi duyarak Avrupa'yı da saran bir uygarlık biçimini almıştır. 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hayal bile etmedikleri şeylerle karşılaşmışlar ve her konuda dev adımlar atmışlardır. İslam Araplara mantıklı bir takım yükümlülükler getirir. Bu yükümlülükler kişisel sorumluluk ve gönüllü dayanışma üzerine kurulmuştur. Allah'ın varlığı onlar için her yerdedir ve her an vardır. Onlar için bilinmeyenin bile sabit bir tanımı mümkündür. Her inanan Kur'an'ın buyruklarını peygamberin aydınlatmasıyla kendi bilincine ve niyetine dayanarak uygular. Kur'an'ın sözleri gerekirse ezberlenir, manası net bir şekilde çözülür ve değişen şartlara göre yeniden yorumlanır. İslam aynı zamanda her bir bireyin kendi gücü yettiğince araştırmasını ve kendi bilgi dağarcığını oluşturmasını buyurur. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adım Muhammed Zekeriya Zeynel Abidin. Endonezyalıyım ve burada öğrenciyim. 5 yıldır Mısır'dayım. Şu anda Allah'ın yüceliği hakkında ders alıyorum ve İslam hukuku yani fıkhın ilk senesindeyim. Eğitimimi devam ettirmek için El-Ezhar Üniversitesi'ni seçtim. Zira Peygamberimiz ilim Çin'de de olsa öğrenin demiş. Hz. Muhammed'in 632'de ölümünden hemen bir gün sonra tüm Müslümanlar acilen bir araya gelip onun söylediği sözleri toplama ve yazma ihtiyacı duyar. Bunu gerek doğrudan tanıklar gerekse dolaylı tanıklar aracılığıyla yapmaya çalışırlar. Bu arada kurmakta oldukları uygarlığın sınırları genişledikçe Hristiyanlık, Mani dini, Yahudilik ve benzeri dinlere göre kendi farklarını ortaya koymak için bir İslam teolojisine ihtiyaç duyarlar. Buna bağlı olarak kendi hukuksal ilkelerini kurmak zorundadırlar. Ancak böylesine ciddi ve hassas bir konu, Müslüman kentlerinde bile siyasi otoritelerin dikte etmesiyle oluşturulacak bir şey değildir. Bunun tersine, tüm inananların katıldığı, tartıştığı, özgürce karar aldığı ortak bir fikir teatisi ve araştırma sonucu oluşturulması gerekmektedir. Yine de şaşırtıcı olan şey, bizzat din bilginlerinin bazen buna karşı çıkmış olmaları, bazılarının aşırıya gitmesi ve karşılıklı çekişmeler
belirli bir bölünmeyi de beraberinde getirir. Ancak yavaş yavaş bu işi ciddiye alan ve halkı aydınlatmaya çalışan bir alimler topluluğu ortaya çıkar. Bunlara ulema ya da doktorlar adı verilmektedir. Kendini yeniden onarmak isteyen bir toplumda alimlere olan ilgi gittikçe artar. Alimler de İslam'a dayalı olarak verdikleri bilgilerle özel ya da halka açık yerlerde insanları aydınlatır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sizlere şeriata göre evlilik kurallarından ve İslam'ın kadınlara kendi haklarını verme biçiminden söz edeceğim. İslam kadınlara kendi haklarını verdiği gibi erkeklere de kadınlar üzerinde haklar vermiştir. İslam dünyasında, özellikle de Endülüs'te, ulema tamamen Araplara özgü bir figürü temsil eder. Bir taraftan dini bir bilginin savunucusudur, diğer taraftan Hristiyan dünyasında var olan dini organizasyondan kendini farklılaştırmaya çalışır. O, Protestan mezhebindeki papaza hiç benzemez. Bu ünvanın resmi hiçbir içeriği yoktur. Ayrıca bu ünvana erişmek için okul okumak gerekmez. Ulema olabilmek için bazı dini bilgileri hatmetmek ve iradeli olmak yeterlidir. Ulemalar resmi bir ünvana sahip olmasalar ya da bir yaptırım güçleri olmasa da halkla iktidar arasında bir aracıdırlar. Ancak bu konumları bazen çok hassas bir noktaya ulaşabiliyor. Mesela halkın çektiği sıkıntıları iktidara anlatırken çoğu defa bir asi gibi algılanabilirler. Bazen de tam tersi, iktidarın yanındaymış gibi algılanabilirler. Bu durum yine bazen algılamanın da ötesinde gerçek de olabiliyor. Ama iktidarın haklı olduğu durumlarda hep iktidardan yanadırlar. Ancak birini ya da birilerini eleştirmek için asla şahsi fikirlerini sürmezler. Alimlerin kendi otonomilerine sahip olması, açık bir toplumun göstergesi olabilir. Ama bazen halklar arasında düşmanlık tohumları eken ve sonunda prensin din adına onları sansürlemesine neden olan yasakçı bir toplumun baş ağrıları da olabilirler. Sonunda yöneticiler, özellikle halifeler, böyle bir durumun önüne geçmek için yabancı kültürlerde yaşanan deneyimi İslam yararına kullanmaya karar verir. Bunu yapmak için din kökenli olmayan birçok düşünürü, Pers, Hint ve Yunan kültürlerini araştırmaları ve yorumlamaları adına desteklemeye karar verilir. İslam'ın bir din olarak tamamen kendine özgü kuralları vardır. Özellikle akıl ve mantık düzeyinde belirli bir noktaya ulaşmıştır. Bu anlamda kendi içinde organize olmaya ihtiyaç duymuştur. Özellikle coğrafi açıdan düşünürsek, İslam adına genişlettiği topraklarında belirli bir düzene ihtiyaç duyar. Böylesine geniş bir ülke nasıl yönetilecekti? Şiddete başvurularak mı, azınlığı sindirerek mi, var olan kültürlerin üzerine yeni bir kültür inşa ederek mi? Ancak bunların hiçbiri yapılamaz. Hiçbir zaman bir işgalci anlayışıyla hareket etmezler. Tam tersi, hakim oldukları her yerde belirli bir hoşgörü ve anlayışla hareket ederler. Buradan yola çıkarak felsefe ve bilim sayesinde yeni bir kültür inşa ederler. Bu da tamamen çoğulcu bir kültür olur. Bu kültür, dinle bilim arasında bir tür eşgüdümü de beraberinde getirir. Dokuzuncu yüzyılda Halife el-Memun,
bilgelik okulu denen yerde bir dizi çalışma başlatıp daha sonraki çağlara etkileyecek devasa bir çeviri çalışması başlatır. Burada söz konusu olan sadece Aristo'nun ya da belirli bir düşüncenin eserlerini çevirmek değil, tüm Yunan kaynaklarını çevirmektir. Özellikle Aristo'nun her alanda yazdıkları çevrilir. Yöntemleri, fizik hakkındaki görüşleri, metafizik yazıları ve benzeri. Aynı şekilde Platon'un eserleri de çevrilir. Neoplatonist okulun geliştirdiği fikirlerden de yararlanarak bilim, din, felsefe ve mistisizm konularında dev bir arşiv elde edilir. Dünya tarihinde daha önce böylesi bir şeye rastlanmaz. Bir din, kendi varlığını yayarken, kendinden önce var olan kültürleri aynen koruyor ve hatta onları geliştirerek yeni bir dünya görüşü ortaya koyuyor. Ve ortaya konan kültür, tamamen evrensel değerde bir hazine oluveriyor. Bu andan itibaren, İslam'ın geliştirdiği felsefe ve hayata bakış biçimi, Allah'ın emirleriyle insanın gündelik deneyimleri arasında bir köprü biçiminde olacak. Yani bilimsel bilgiyle dinsel bilgelik arasında bir bağ gibi. Bu andan itibaren bilginlerin çoğu İslam'ı akılcı biçimde yorumlamak için de Yunan düşüncesinden etkileneceklerdir. Tüm bu çabalar Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi düşünürlerin aydınlatmasıyla ivme kazanacaktır. İslam, bilince iki farklı yönden yaklaşır. Birincisi, peygamberin bakış açısı, ikincisi, düşünürlerin bakış açısı. Peygamber, gerçeği bir tür aydınlanma ve kutsal mucize ile açıklar. Düşünürlerse aynı gerçeği, daha zorlu bir dizi deney ve deneyimlerin damıtılmasıyla açıklarlar. İşte bu noktada alimler hem ikisi arasında hem de ikisinden de bağımsız düşünmeye çalışırlar. İçlerinden bazıları kutsal düşünceyi tam anlamıyla idrak etmek için maddi dünyadaki gerçeğin özünü kutsal olandan bağımsız düşünerek yorumlamak gerektiğini kavrarlar. Bunun sonucunda varılması gereken tek sonuç Tanrı sözünün tek gerçek olacağıdır. 9. yüzyılda Halife Memun döneminde filozoflarla alimler arasında içten içe bir sürtüşme dikkat çeker. Onun kurduğu hilafet düşüncesi doğuda 11. yüzyıla, batıda Endülüs'le birlikte 12. yüzyılın sonuna kadar etkisini sürdürecektir. Bu 400 yıl içinde felsefe dev adımlarla ilerler. 10. yüzyılda Türk İslam kökenli Farabi, bilimlerin genel bir tablosunu çizer. Avrupa Orta Çağ'ına ait üniversiteler, 300 yıl sonra onun disipline ettiği bilimlerle kimlik kazanırlar. Farabi'den sonra Özbekistan kökenli İbn Sina, 980-1037 yılları arasında etkili oldu. Bu bilgin hayatının büyük bir kısmını İsfahan'da geçirir. Ancak Avrupa'da 17. yüzyılın sonuna dek Avicen adıyla büyük bir etki doğuracaktır. İbn Sina, Aristo'nun bütün fikirlerini inceleyerek çok katmanlı bir bilimsel düşünüş meydana getirir. Bir başka deyişle, Aristoteles'in fikirlerini yeniden ortaya koyar. Ancak bunu yaparken kendi materyallerini kullanarak tamamen o döneme uygun bir tablo ortaya koyar. Bunu yapmaktaki maksadı bütün sorulara cevap verebilmektir. O da bunu yapar ve yeni çözüm önerileri getirir. Özellikle metafizik konusunda 20. yüzyıla kadar etkisini sürdürecek yeni kavramlar geliştirir. Öz ve biçim karşıtlığını metafizikten bağımsız irdeleyecek yeni bir varoluş düşüncesi geliştirir. Özellikle insan varlığı ve ruh arasındaki ilişkiyi Jean-Paul Sartre'a kadar değişmeyecek bir açıklamayla yeniden kurar. Bu anlamda İbn Sina'nın ortaya attığı her şeyin dar ve geçici olduğunu düşünmek yanlış olur. İbn Sina bilimsel psikolojinin kurucusudur. Bugün herkes Descartes'i bilir. Kartezyen felsefesinin ileri sürdüğü ikicilik yani dualist felsefeyi tanır. Nedir Kartezyen dualizmi?
Ruhun bedenden ayrı düşündüğü bir kuram nasıl oluşturulabilir? İnsan vücudunu ayırarak sadece ruhun tutkuları ve arzuyu hasıl ettiğini kimler, hangi fikre dayanarak açıklayabilir? Descartes'in kurduğu cogito kavramı öncelikle ruhsal varlığı ve bilgiyi ön plana çıkarır. Zira insan önce düşünür, sonra var olur. Yani var olduğunu düşünerek ve düşünebildiği için idrak eder. Yine bunun açıklaması olarak en çok verilen örneklerden biri de dışarıyla hiçbir bağlantısı olmayan, hiçbir şey duymayan, hiçbir şey öğrenmeyen, hiçbir şeye dokunmayan bir insanın salt kendisiyle iletişime geçerek varlığını anlamasıdır. Bunu anlamasını sağlayan şey tin'dir. İşte bu yüzden İbn Sina tin'in yani ruhun bedenden ayrı olduğunu ileri sürer. 12. yüzyıldan itibaren felsefenin büyük fikirleri bu kez doğuda değil Endülüs'tedir. Özellikle üç isim birbiriyle bağlantılar açısından öne çıkar. İbn Baja, İbn Tufeyl, İbn Rüşd. İbn Baja kimdir derseniz yazdığı makale ve günlüklerinde tanıdığımız biri olarak tarif ederim. Yazdıklarından anladığımız kadarıyla kendisi her zaman kötüye karşı mücadelede etkin rol oynamış birisidir. Tarihte yaşanmış bütün kötülük ve günahları adeta bir öç alırcasına kalemiyle eleştirmiş ve iyilik üzerine kurulu bir düşünce geliştirmiştir. Ama aynı zamanda bir astronomdur. Ayrıca matematiğe de ilgisi vardır. Şimdi bir entelektüeli nasıl düşünmeliyiz? Bizler bilim ve erdem adamları mıyız? Bu sorulara o cevap verebiliyor. Ona göre bunun cevabı yalnızlıktır. Entelektüel yalnız kişidir. Devletin onu tanıdığı, varlığını tanıdığı bir insandır. Ancak o, devletten bağımsız olarak düşünmek zorundadır. O, sadece düşünür, şüphe duyar ve cevap arar. Bu açıdan bakıldığında, entelektüel için iki şey geçerlidir. Kitap ve yalnızlık. İşte bu karşılığı o buluyor. İbn Tufeyl, 12. yüzyılda Granada, Tanca ve Marrakeş'te yaşamıştır. Ancak eserlerinin tamamı ortadan kaybolmuştur. Ondan bize kalan tek eser Hay bin Yaksan adlı kitabıdır. Bu eser daha sonra Batı dillerine kendi kendini yetiştirmiş filozof olarak çevrilir. Bu eser ıssız bir adadaki yalnız insanı anlatır. Yalnız insan orada her şeyi tek başına keşfedecek, tek başına öğrenecek ve sonunda yine tek başına Allah'a iman edecektir. Komşu adadan gelmiş olan peygamber, ona dinsel vahyin görülmesinin tek yolunun insanın kendi kendine ermesi olduğunu söyler. Bu eser, Robinson Crusoe'dan yüzyıllarca önce yazılmış örnek bir eserdir. Bu bilgin İbn Sina'dan 100 yıl sonra ortaya çıkmış. Evrensel düşüncenin en önde gelen isimlerindendir. Kendisi bir filozof olmasının yanında Sultan El-Mansur'un iktidarında baş yargıç, yani baş kadılık görevinde de bulunmuştur. Ancak o ününü Aristo felsefesine dayanan fikirlerine borçludur. İbn Rüşd, Aristo'nun devam ettiricisi olarak düşünülebilir. Ancak o Aristo'nun fikirlerini daha anlaşılır, daha keskin, daha sağlam fikirlere dönüştürür. Dinle felsefe arasındaki ilişkiyi irdeleyen çok net sorular sorar. Aynı şekilde din ve bilgelik arasındaki ilişkiyi de inceler ki bunları tamamen şeriatın hakim olduğu bir ortamda yapar. İbn Rüşd, felsefenin dinden bağımsız olarak tartışılmasını ve ona dine verilen değer kadar değer verilmesini ister. Sonuçta ona büyük ölçüde karşı çıkarlar. Hatta ona düşmanca fikirler bile beslenir. Çünkü 12. yüzyıl Endülüs'ü dini, politik, hukuki ve fikri anlamda bir reformdan geçen çalkantılı bir ülkedir. Bu noktada
Derinlikçi Müslümanların halka zorla empoze etmeye çalıştıkları dini kurallar, İbni Rüşd gibi farklı bir dünyada yaşayan aydınları zor durumda bırakır. İbni Rüşd, 12. yüzyıl Endülüs'ünde yaşayan ve soru soran bir aydın olarak dinin iktidar olmasını bir ölçüde sakıncalı bulur. O dönemde şeriatın kurallarıyla gelişen fanatizm ona bu soruları sordurmaktadır. İbn-i Rüşd temelde çok net bir soru sorar. Dinin bir vahiy olarak algılanması, iktidarın araya girerek kişilere anlatması ve uygulatması, Kur'an'ın kişilerin kendi kapasitelerine verdiği değeri ne ölçüde doğrular? Zira vahiy, her bir inanan tarafından kendi aklı ve mantığıyla algılanıp yorumlanmalıdır. Bunu yorumlamak için iktidar ya da benzeri gücün araya girmesi o vahyin gerçekliğini hangi ölçüde etkiler? İşte İbn-i Rüşd öyle bir ortamda bu tip sorular sormuş birisidir. Bu durumda felsefenin yapması gereken İslam'ın nasıl yorumlanacağına cevap bulmaktır. Ona göre dinin gerçekleri felsefe gibi maddi bir dünyanın gerçeklerine dayanan bir akılcılıkla açıklanmalı. Ona göre felsefenin burada mutlak bir görevden çok zorunluluk olarak ortaya çıkması durumu söz konusudur. Ancak İbn-i Rüşd bu soruları sorduğu andan itibaren toplum tarafından yalnız bırakılır. Hatta bulunduğu topraklarda hayatını sürdürmesi bile istenmez. Bu yüzden sürgün edilir. Ancak İbn-i Rüşd'ün fikirlerini devam ettirecek bilginler ortaya çıkar. Maimonit, antik Yunan düşünce ve bilimini Yahudilerin yöntemlerini de kullanarak geliştirir. Bunu yine Araplar sayesinde yapar. Çünkü örnek aldığı İbn-i Rüşd'ün kitabı Arapça olarak yazılmıştır. Yolunu Kaybetmişlerin Rehberi adlı kitabı da garip bir şekilde Arapça olarak yazılmıştır. Maimonit, Yahudi dünyasında en tanınmış isimlerden biridir. Bu hem bilimsel hem de felsefi anlamda bir tanınmışlıktır. Yolunu Kaybetmişlerin Rehberi, teolojik ve felsefi bir eserdir. Aslında bilim de dahil her şeyden söz eder. Bu kitap İbranice'ye Arapçadan tercüme edilir. Burada en büyük kaygı, bu eserin Yahudi dünyasında kabul edilebilir olup olmayacağıdır. Çünkü kitap, Yunan ve Roma düşüncesini Arapların etkisiyle ve sunumuyla aktarmaktadır. Burada bir idrak sorunu ortaya çıkabilirdi. Ama bu kaygının yersiz olduğu daha sonra anlaşılır. Kitap, matematik ve astronomi gibi pozitif bilimlere de yer vermiştir. Bu nedenle Maimonit, özellikle astronomi konusunda Yahudi dünyasına yeni değerler kazandırır. Bu salt astronomi değil, aynı zamanda bilimsel düşünme ve akılla gerçeği algılama konusunda da bir geleneğin başlaması anlamına gelir. Onun geliştirdiği gelenekle birlikte insanlar maddi dünya ve manevi dünyaya ilişkin sorular sormaya başlarlar. Bu soruların cevaplarını da büyük ölçüde Yolunu Kaybetmişlerin kitabında bulurlar. Bunun dışında geleneksel yargılarla yenilikçi bakış arasında doğabilecek kavgalar konusundaki kaygılar azalır. İşte bu anlamda Maimonit, Yahudi dünyasının bilimsel arenaya girmesinde temel bir rol oynar. İbn-i Rüşd ve ondan önce var olan tüm bilginler sayesinde felsefe, yüzyıllar boyunca İslam dünyasında gelişmiş ve şimdiye dek var olmayan bir sorunu ortaya koymuştur. Aydın sorunu. Aydın nedir? Aydın öncelikle soru soran kişi demektir. Özellikle felsefe ile bilginin ya da aklın birbirini ne denli tamamladığı konusunda soru sorabilen kişidir. Şimdi aydını düşünürken onun yaşadığı dönemi de düşünmek zorundayız. Çünkü sorduğu sorular ilk önce o an var olduğu çevreyle bağlantılı sorular olacaktır. Evet, o evrensel anlamda soru sorar ve düşünür ama bunu o an var olan toplumun çıkmazlarına karşılık bulabilmek için yapar. Bu anlamda
Onların yapması gereken bilginin çıkış ve oluşum kaynaklarına inmek olacaktır. Bilim adamları bilgiyi oluştururken şimdiye kadar var olan bütün bilgilerin ortaya çıkardığı sonuca dayanarak yeni şeyler üretirler. Bunu yaparken salt gerçeklerden yola çıkarlar. İşte bilim adamı burada bir aracı konumundadır. Ama aydın kimliğini verdiğimiz anda ya da kendinde bu kimliği gördüğü anda ahlaki, etik ve kültürel değerleri de hesaba katması gerekecektir. Ortaya koyduğu bilgiyi insanlara sunarken bütün bu değerleri de düşünerek sunmak zorundadır. Ama burada iki şey söz konusudur. Bilgi mi bilimi taşır yoksa bilim mi bilgiyi taşır ya da devam ettirir? Bilgi yerine akıl demek belki daha doğru olur. O halde ortaya çıkan tablo şudur. Aydın kişi bilgiyi bilimle aktaran ve ileriye götüren kişidir. İnsan bilincinde yeni özgürlüklere kapı açmakla görevli aydının bu yeni görünümü ucu açık bir geleceğe uzanmak zorundadır. Ancak ucu açık bir gelecek doğuda değil 13. yüzyılda Orta Çağ Avrupa'sının kurduğu üniversitelerde hayat bulacaktır. Aynı dönemde İslam topraklarında tarihi eskilere dayanan ulema ve filozof çekişmesi son bulacaktır. Ama bu kez filozofların ortaya attığı fikirler İslam dünyasıyla Hristiyan dünyasını birbirinden uzaklaştıracaktır.